Günlerden pazartesi sevgili seyircilerimiz. Pazartesi Sandıklı'da herhangi bir gün değil. Pazartesi Sandıklı'da yoğurt pazarı var. Hava soğuk ama bu soğuğun hiçbir önemi yok. Biz donuyoruz ama buradaki insanlar soğuğa son derece alışıklar. Kar, buz, yağmur, çamur demeden her pazartesi günü buraya gelip tezgahlarını açıyorlar. Sanıyorum memleketimin en leziz yoğurtları, peynirleri ve özellikle de o meşhur Afyon kaymağının en nadide örneklerini burada bulmak mümkün. Yolunuz Sandıklı'ya düşerse günlerden pazartesi ise bu pazara muhakkak uğrayın. Ama acele edin çünkü 9.30-10'da pazar mazar kalmıyor. İsminiz nedir? Hatice Özdemir. Nereden geliyorsunuz buraya efendim? Yunus Emre Mahallesi. Yakın buraya? Hı, yakın buraya. 15 dakikalık mesafe. Hı. Ne satıyorsunuz efendim? Yoğurt, kaymak satıyoruz. Süt satıyoruz. Kim yapıyor? Biz yapıyoruz, geriyoruz ineklerden. Ne zaman yapıyorsunuz? İki gündür yapıyoruz, buraya geriyoruz işte. Sadece pazar için mi yaptınız? Hı, pazar için yapıyoruz. Bu nedir torba içindeki? Yoğurt, yoğurdu. Kaçtan veriyorsunuz yoğurdu? 3.5'tan veriyoruz, 3'ten. Ucuz. Ucuz ya, netten zeniyetimiz ucuz. Kurtarıyor mu annem? Ömür aman ne kurtarsın, kurtarmayı netçe. İdare ediyoruz gayet. Satamadığın zaman ne yapıyorsun? Götürüp abi, kendin mi yiyorsun? Yiyoruz, olmayana veriyoruz. Olmayana veriyorsun? Veriyoruz olmayana. Olmayana veriyoruz. Hepsini yiyecek halimiz yok ya, satamadım. Ya. Siz zengin değilsiniz değil mi? Normaliz. Yiyecek, bunlara bakıyoruz. Yiyoruz. Malını, yemini çıkarıyoruz, açlığımızı çıkarıyoruz. Normal. Sandıklı'daki teyzelerimiz evlerinde yoğurt yapıyorlar. Pazara getiriyorlar. Sattılar, sattılar. Satamadılar, eve götürüyorlar. Yiyebildiklerini yiyorlar, geri kalanları da ihtiyaç sahiplerine dağıtıyorlar. Çok güzel bir örnek. Kolay gelsin efendim. Kolay gelsin anneciğim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu ne peyniri? İnek. Bu kalıp, bayağı kalıplı. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Peyniri onlar yapıyor. Biz kaymakla bizim. Ha, sen kaymakçısın. Bu peyniri nasıl yaptın üstadım? Peyniri evde yapıyorlar. Makineden sağıp. Tamam. 40 derece kaynattıktan sonra, ben devamlı burada söylüyorum hep kaynatıyorum diye. Kaynattıktan sonra bir şeyde kovada mayalıyorlar. Mayaladıktan sonra suyunu aldırıp böyle süzeye katıp süzekten bu şekilde bu hali aldırıyoruz yani. Yağlı mıdır bu, yağsız mıdır? Yağlı. Yağ olayı kesinlikle bizde yağ alma olayı olmaz. Ben dayılıktanım. Yağlı peynir. Tam yağlı yani. Yağ alma olayı kesinlikle olmaz bizde yani. Televizyona mı çıkacak? Gel. Gel yapayım bir kıyak. Konuşuruz ya, gel sen gel. Şöyle bir çık. Tamam hadi gel. Kaç para kilosu? Kilosunu şu anda 3,5 milyondan satıyoruz. Ucuz. Ucuz ama ne yapacaksın? Hadi bağlında nerede mandıra yok. İstanbul'da falan kaç para olduğunu biliyor musun? İstanbul'da kaç para olduğunu biliyorum. İstanbul'da 6-7 bin lira ama buraya gelince 3 bin lira yer fiyatının altına düşüyor zaten. Niye? Çünkü bu pazarda peynir çok. Süt para direkt, etmiyor. Direkt üreticiden tüketiciye. Üreticiden tüketiciye. Aracı yok. Aracı yok. Ondan yani. Sonra bir de süt üretsen zaten 340 bin lira, 300 bin lira. Ya. Yok, her yerde kaymak yapılıyor da neden Afyon kaymağı meşhur? Ne bileyim, buranınki meşhur Afyon kaymağı diyorlar. Ama niyedir? Ona meşhur yapan nedir? Yani bizim Afyon'unkunda ilaç katıyorlarmış, kreme mureme, bizim sade sütten oluyor. Biz katmayız ilaç. Sizinki saf ve sade. Doğal. Doğal. Hilesiz. Hilesiz bizimki. Yoğurt pazarında sadece yoğurt, ya kaymak yok. Aynı zamanda bal ve bal severler de var. İşte. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş gördük, sefa bulduk. Hacı amcacığım. Şoray Bey. Biz size ne diyeceğiz? Mehmet Emin. Mehmet Emin Bey'i bir görelim ama şöyle. Bal almaya mı geldin Mehmet Emin Bey? Evet efendim. Sever misin balı? İşte. Ama bal dişlere iyi geliyor deme, bu felsefeyi çürütürsün. buradan mı alırsınız balınızı sürekli? Evet, buradan alırım, tanıdıktır. Birkaç senedir devamlı bu kızımızdan alırım. Siz peynir de satıyorsunuz galiba. Sadece bal satıyoruz. Siz balcısınız. Evet, kendi balımızı satıyoruz. Nerede? Yani. Kovanlar nerede? Kovandan Marmaris'te. Muğla Marmaris. Marmaris'e gidip ballar alıp mı geliyorsun? Arıları tabii oraya götürüyoruz, balı orada alıyoruz. Buralarda fazla balı olmuyor. Yayla balı az oluyor. Bu ne balı şimdi? Bu şimdi çam balı abi.
çam balı. Evet. Neye iyi gelir? Abi her şeye iyi gelir. Amcanın bir tek dişlerine iyi gelmemiş Mehmet Emin amcanın ama. Yani bu sahte ballar ortadan kaybolsa tek dileğimiz o. Biz arıcılığa mahvolduk. Sahte balı nasıl yapıyorlar anne? Vallahi bilemiyorum abi onu nasıl yaptıklarını. Ne katıyorlar içine yani? Bal baldır ya. Bal baldır da glikoz balları. Adam 3 milyona bal veriyor. Biz burada pazarda kendi balımızı değerinde satamıyoruz. Siz kaçtan veriyorsunuz kilosunu? Abi 7'den veriyorum ben peti. Bunun değeri 15 milyon aslında ama 7'den 10'dan süzmeyi 5'ten zoraki veriyoruz. Bu ama hakiki bal değil hakiki mi? Hakiki yani laboratuvarda tahlilimizde yapıldı. Ne diyorsunuz ya? Gerçekten ya. Yalnız buraya getirmedim. Nerede kaldı onu unuttum. Sizin geleceğinizi bileydim getirirdim. Aşk olsun canım. İnanmaz mıyız size? Aşk olsun. Valla bilinçli tüketici kadar böyle bilinçli üreticilere de ihtiyaç var. Abi kendimiz bakıyoruz arılara. Peki. Kendim de bakıyorum. Benimle beraber bakıyoruz arılara. Pazarda kendim satıyorum kendi balımı. Kolay gelsin bakalım. Sağ olun. Nereden geliyorsunuz? Yunus Emre'den. Yunus Emre. Yunus Emre'den. Buradakiler hep Yunus Emre'den mi gelirler? Ya yok her tarafta var. Kendiniz mi yapıyorsunuz? Kendim de. Bunları ne zaman yaptınız? Dün yapıldı. Hava biraz soğuk bugün. Neyse, mecbur bekleyecek ihtiyacım var. Çoluk çocuk yok mu? Var. Onlar satsın. Herkes vazifesinde. Bu malları satmak senin vazifen. Sana mı kaldı ihale? Bana bıraktılar. Yaş kaç? 70. Maşallah. Kaç nüfussunuz siz? 3 tane biz bizim nüfusundan yok. Hanım evi süpürecek, temizliğin bakımını yapacak. Çocuklar kendi işlerine bakacaklar. Yoğurdu yapan kim? Yenge mi? Yenge. O da aynı zamanda yoğurt. Sen de getirip satacaksın. Tamam. Ne yapacaksın kazandığı parayla dayı? Yemek okuyacağım. Sonra orada duracak, ısıtacak mı? Tamam, ısıtacak ya. Isınmak için sen yani? Isınmak için evet. Isıtıyor mu para cebin? Isıtıyor tabii. Ben de diyorum niye üşüyorum ya? Hani niye üşüyorum diyorum ben de. Sen üşüyor musun Atilla? Bana üşütmez. Üşütmez. Namussuz öyle sıcak tutar ki. Kolay gelsin. Bu ne modeli oluyor Hacı amca? Bu Ayazma örtüyoruz. Ayazma modeli gibi bir şey oluyor. Sana ait herhalde modeli. Evet. Sana ait. Bu modelden görmedim ben. Şacı'dan geldim ben. Arap şapkası. Üzerine de şeyi örtüyoruz. Nereden geldin? Yunus Emre'den mi geliyorsun? Evet evet. Kırka'dan geliyor. Kırka'dan geliyor. O neresi? Kırka, Sandıklı'nın. Afyon yolu üzerinde mi? Hocalar yolunda. Hocalar yolunda. Evet. Traktörle mi geldiniz buraya? Hayır, dolmuşlarla geldik. Lütfen. Atıyorsun malları dolmuşa getiriyorsun. Efendim büyük şehirlerde 6-7 milyon lira. Fakat pazarda 2,5-3 milyon lira. Birinci sınıf peynir. Memleketimin en iyi, affedersiniz, büyük başlarının bulunduğu Afyon Sandıklı'nın meşhur peyniri. Adın ne adın? Gülistan. Gülistan. Gülünce güller açıyor yüzünde Gülistan teyzeciğim. Gülistan. Bitiriyor musun malları inşallah? Bitiriyorum. Siz efendim Sandıklılı mısınız? Sandıklılıyız. Her pazartesi gelip buradan yoğurdunuzu, pazarınızı alıyorsunuz. Valla çok şanslısınız ben size söyleyeyim. Büyük şehirlerden gelmiş biri olarak. Acayip şanslısınız yani. Yoğurdun en tazesini, neredeyse saatlik yoğurt, günlük yoğurt bile değil. Peynirin en tazesini çok ucuz fiyata alıyorsunuz. Memnun musunuz bu pazarda? Memnunuz, alıyoruz. Teyze, şu pazarı diyorum İstanbul'a kursak, sen gelip mallarını orada satsan. İstanbul'a gelen gelemem, git. Ama. Araba gönderirim ben sana. Hayır, hayır, bir yere gidemem, ben hastayım. Hususi araba gönderirim yoğurtlar için. Peki bu yoğurtlara iki kat para vereyim, sen hep bana gönder. Buradaki tüccarlarımız bu işi para için yapmıyorlar. Tamamen memleket ve hemşeri hatırına yapıyorlar. Gördünüz. Reddetmemesi gereken bir teklif verdik Gülistan teyzemize ama kabul etmiyor. İstanbul'da diyorum, İstanbul'da satalım bunları. Hayır hayır. Ya gönder bana, ben satarım orada senin adını. Ya kız diyor, tanımadığı varsa ticaret yapmıyor. Saygı duyarız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.